temizlenecek. Temizliğe tabi tutulacak. Hele bilhassa ehli iman kardeşlerimiz birbirinize tavsiye ediniz. Ben çok korkuyorum. Müslümanlar namazlarını kılıyorlar, hacca gidiyorlar, avuç dolusu para veriyorlar. Hatta bir defa gidiyor, yetmiyor, bir daha gidiyor, yetmiyor, bir daha gidiyor. Ama zekata gelince eli cebine gitmiyor. Eli çıkmıyor, eli cebine gitmiyor. Zekat farzdır, farz-ı ayındır, bunun verilmesi lazımdır. Dünyada da acısını çekersiniz zekat vermezseniz, ahirette de çekersiniz. Bunu bilhassa hoca kardeşlerimiz, vaizler ümmeti Muhammed'e zekatını bir hakkın vermesini tavsiye etmesi lazım. Farz-ı ayındır. Namaz gibi, oruç gibi şartlarını iyi öğrenip bir hakkın vermek lazım. Zekat. Zekattan sonra mali cihat var. O da farz-ı ayındır. Bak şimdi içinizde bizimkilerden başka kimse yok. Buraya gelenler hep bizim arkadaşlar, dostlar, bize hüsnü zanneden kimselerdir. Belki diğer Müslümanlar da gelir ama hüsnü niyetle gelirse ya ne demek bu, öğrenelim derler. Fakat hüsnü niyet sahibi değillerse bu da nereden çıktı? Bu kürsüden hoca efendi bir de mali cihat çıkarttı. Var mı böyle şey Kur'an'da der. Var tabii ya. Sen öğrenemediğin şeyler yok mu zannediyorsun? Senin öğrenemediğin daha ne kadar çok şeyler var Kur'an'da. Çok. Öğreneceksin. Öğrendikten sonra mali cihat bu zamanda farz-ı ayındır ve cahidu emirdir. Emir vücub ifade eder. Eski zamanda mali cihat ve bedeni cihat farz-ı kifayeydi. Zira Müslümanlardan bir kısmının yapması diğerlerine kafi geliyor idi. Ondan dolayı farz-ı kifayeydi. Bu devirde farz-ı ayındır. Böyle zahiri ilimle, üç kelimelik zahiri ilimle esrar-ı ilahiyyi, ahkam-ı Rabbani, ahkam-ı Kur'an'ı tam biliriz zannetmesinler. Bilemezsiniz. Mali cihat en aşağı zekat kadar verilmek lazım. Ama onun hududu yoktur. Ehli sahabet zekatının bir misli, iki misli, üç misli verebildiği kadar mali cihat verebilir. En aşağı zekat kadar mali cihat vermek lazım. Namaz kılabilirsin. O için imanın da olur. İyi, güzel. Paçayı kurtarsın ama zekatın hesabını vereceksin. Ahiret. Soracak Allah. Hem öyle kolay da değil ya. E niye vermedim? Veremedim ya. E peki geç. Bir daha verirsin, yok. Sopa var. Ateş var. Belediyenin dediğini yapmıyorsun. Bir küçük kasabada, bir küçük nahiyede. Birkaç yüz hanelik bir belediyenin dediğine belediyenin zıp ceza yazıyor. Hazreti Allah seni yaratmış, emretmiş. Onun emrini yerine getirmez, elbette cezalanacaksın. Bu sebeple bu ayet-i kerimenin Suri-i Cilli'nin ayetlerini tefsir ve izah ederken burada hatırıma geldi. Aman buna Müslümanlar bu tarafı çok zayıf. Paraya gelince elleri paraya gitmiyor. Kiseye gidemiyor, korkuyor. Ama ayetler çok ağırdır. Hoca benler size izah eder. Daima istife kasaya yerleştirip de kazandığı paraları kardeşlerinin yanına gönderip istife atanlara yarın ahirette cehennemde ateş bütün vücutlarını sardığı zaman denecek ki işte bunlar dünyadayken istife koyduğunuz kasalara yerleştirdiğiniz paralardır diyecek Allah. Hâzâ mâ kenestüm. Ayet-i kerime böyle. Yani bundan kurtulmak için ehli servet Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Sana servet niçin bir kısmını vermiyorsun? Allah yolunda niye harcamıyorsun? Eğlence için, hoplamak için, zıplamak için para var. İki defa hacca gitti, üç defa gitti diye, bırak öylesinler diye, koltukları kapatasın diye. Oraya harç sarf ediyorsun ama 10 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin. Zekata gelince yok.